TV ekranlarında bir savaş sahnesi izliyoruz. Işit güçlerinin Kobani'ye 2000 kişiyle girdiği şehir savaşının başladığı bomba sesleri arasında dakika dakika aktarılıyor. Aynı sahne bizlere 2003 senesinde Irak çıkarmasında da seyrettirilmişti. Gece karanlığında bombaların alevleriyle aydınlanan Irak toprakları kısa bir süre sonra bir daha elde edemeyeceği asayişi ve huzuru yitirdi. Kişinin giydiği gömleğin yaka numarasını uydudan tespit edebilecek kadar gelişmiş teknoloji imkanlarına sahip Birleşik Devletler beynel bir ordu kurarak bir avuç terör grubuna karşı koyma çabasında. Doğrusu çok gülünç geliyor. Öyleyse maksat birkaç saat içinde yok edilebilecek IŞİD örgütü değil. Bu sadece bir kurgu. Hatırlarsanız Suriye'nin ilk işgal girişiminde Rusya burada bulunan üstleri sebebiyle derhal işgale müdahale etmişti. ABD'nin gönderdiği roketler Rusya tarafından havada imha edilmiş Amerika Birleşik Devletleri bu üstün teknoloji karşısında geri adım atmak zorunda kalmıştı. IŞİD'e karşı oluşturulan koalisyonaysa henüz ses çıkarmadı. Yani eğer IŞİD'in bulunduğu Irak ve Suriye topraklarına bir saldırı olsaydı Rusya yine kendini garanti almak için karşılık verirdi. ABD ikinci bir Rusya korkusu yaşamak istemediği için Suriye'ye girmeyecek. Peki Pentagon kaynaklarına göre günlük maliyeti 10 milyon dolar Harekatın asıl amacı ne? Işit bahanesiyle başlayan harekat aslında Türkiye'nin parçalanması içindir. Çok açık oynanan oyunun yetkililerimiz tarafından görülmemesine imkan var mı acaba? Yahudilerin vaat edildiğine inandıkları arzı mevudu almak çabasında olduğu ve protestan Hristiyanların Tanrı krallığını kurmak için buna destek çıktığını biliyoruz. Bu destek esnasında girilen bölgelerin yeraltı ve yerüstü zenginliklerinde elde ettiklerinde. işit Güneydoğu'nun arzı mevuda dahil edilme savaşının bahanesidir. Yani savaş ne IŞİD'le ne Suriye'yledir. Savaş Türkiye'yedir. Enteresan olan IŞİD'i besleyen Türkiye bugün kendi rızasıyla bölünmeye evet demektedir. IŞİD'den kaçan yüz binlerce Kürt Türkiye'ye sığmadı mı? Yeni tezkere yabancı askerlerin Türkiye'den geçişine izin vermedi mi? Koalisyonda muhatap kabul edilen PKK uzantısı PYD, IŞİD'e karşı Türkiye'yi savunur gözükürse bu PKK'nın hem meşruluğu hem de toprak talebinin kolaylaşması manasına gelecektir. Ne hazin bir tecelli ki Türkiye kendini bölecek iradeye gönülden evet demektedir. Bizler bu global tezgaha karşı korunamazsak bölünmemiz kaçınılmazdır. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya krallığının önündeki engellerden biri Rusya'dır ama önce Türkiye'yi bölecekler. Rusya'nın yeni bir strateji geliştirerek İslam dünyası, Türk dünyası ve hatta Avrupa'yı kendi tarafına alarak Birleşik Devletlere karşı büyük bir blok oluşturma zamanı gelmiştir. Tarihindeki gibi işgalci bir siyaset izlemediği için ülkelerin onun safında yer alması da zor olmayacaktır. Bizim içinse yapılması gereken iş İslam dünyasıyla bir blok oluşturmakken siyasilerimiz ABD'ye kuyruk olmanın ötesine geçememiştir. Nasıl geçsin ki ekonomisine senelerden beri çözüm bulamayan Türkiye'nin temeli olmayan bir ekonomiyle böyle bir liderliğe soyunması da muhaldir. Sayın Davutoğlu CNN International kanalına Türkiye'nin Suriye'ye kara birliği göndermesi için koalisyonun Esad rejimini zayıflatma amacı gütmesi gerektiğini söyledi. Siyasetin bir an evvel gözündeki Esad çöpünü kaldırıp Güneydoğumuzu elimizden alacak bu oyunu görmeye başlaması şarttır. Profesör Doktor Haydar Baş